Merhaba arkadaşlar, Ören Hanım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size 2-3 yaş aralığındaki kız çocuklarımız için bot patik modeli anlatacağım. Dantel detaylı olacak, böyle çok şık, hazır gibi duracak ayaklarında. Çok beğenecekler eminim. Sizler de benimle birlikte kolaylıkla yapabilirsiniz. Hiç tereddüt etmeyin. İp olarak Nako pırlanta kullanacağım arkadaşlar. Daha orijinal duruyor bu iple örünce. Siz patik ipiyle de örebilirsiniz. İki renkle yapacağım. Modelim dantel detaylı olacak. Dantel detayını şöyle bej, koyu bej ipimle yapacağım. Tabanda koyu bejle öreceğim. Morla da kendisini öreceğim inşallah. Tığ olarak da şöyle göstereyim. 2 numara 1,75 mm'lik tığla öreceğim. Siz elinize yatkın herhangi bir tığla örebilirsiniz. 2-3 yaş için 23 zincir çekerek başlayacağım. Siz 3-4 yaş için örmek isterseniz de 2 zincir fazla çekerek başlayabilirsiniz. Erkek çocuklar için yapmak isterseniz de yorum kısmına yazın. Size yardımcı olurum. Evet, iplerimi kenara alayım. Evet, hadi bakalım başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Tabanda öreceğiz. Tabanı için 23 tane zincir çekelim. Elimizi ne sıkı ne geniş tutalım. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Evet, 23'e tamamlayalım. 23 tane zincirimi çektim. Hemen ikinci zincire başına dolamadan batıyorum. Sık iğne yapıyoruz. Sıradaki zincire geçiyorum. İkinci sık iğnemi yapıyorum. 11 tane sık iğne yapacağım. Sıradakine 3. Her birine bir batıyorum. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11 tane sık iğne yaptım. Şimdi tığımı doladım. Sıradaki zincire batıyorum. İlmeği aldım. 2 defa da çektiğim trabzan. Bir dolayıp 2 defa da çektiğimiz trabzan yapıyoruz. Bunlarla 11 tane olacak. Doladım. Sıradaki zincire trabzan yapıyorum. 2. Sıradakine 3. yapıyorum. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Son zincirime de 11. trabzanımı yaptım. Evet, köşeyi dönmem lazım. Tığıma doladım. Aynı zincire bir trabzan daha yapıyorum. 2 olmuş oldu. Doladım. Aynı zincire 3. trabzanımı yapıyorum. Aynı zincire 4. 4. Sıkı yapmışım zincirimi de. Gelmiyor. Evet, 4. yaptım. Ve 5. trabzanımı yaptım. Köşeye 5 tane trabzan yapmış olduk. Tığıma doladım. Zincirin öbür tarafına geçmiş olduk. Gördüğünüz gibi trabzanların karşısında trabzan yapıyorum. Yani zincirin öbür tarafına da trabzan yapıyoruz. Her birine bir batarak ilerliyorum. Evet, son bir tane trabzanım kaldı. Onun karşısına da trabzanımı yaptım. Sık iğnelere geldim. Gördüğünüz gibi sık iğnelerin karşısına da sık iğne yapıyorum. Yani başına dolamadan batıyorum.
Evet, son zincirime geldim. Ona bir sık iğne yaptım. Aynı yere ikinciyi yapıyorum. Aynı yere üçüncü sık iğnemi yaptım. Başlarken de bir tane yapmıştım. 4 olmuş oldu. Bu köşede 4. Burun kısmında da 5 tane trabzan yaptım. Karşında ilk yaptığım sık iğne var. Tığıma batırdım. İlmeği aldım. İlmeği içinden geçirdim. Bir zincir. Hatta iki zincir daha çekiyorum. Trabzan yapacağım. Tığıma doladım. Aynı sık iğneye bir trabzan yaptım. Çift batmış oldum. Baştakini de trabzan olarak kabul ediyorum. Ve sıradaki sık iğneye geçiyorum. Trabzan yapıyorum. Her birine bir trabzan yaparak ilerliyorum. Evet, her birine bir trabzan yaparak devam edelim. Burada köşede 5 tane trabzan yapmıştık. İlkinin tepesine kadar gelelim. Evet, köşede dediğim gibi 5 trabzan yapmıştım. Şimdi ilk trabzanın tepesine trabzan yaptım. Tığıma doladım. Aynı yere bir trabzan daha yapıyorum. Çift batıyoruz yani. Tığıma doladım. Sıradaki trabzanın tepesine geçiyorum. Bir trabzan doladım. Aynı yere bir trabzan daha yapıyorum. Sıradaki trabzana geçiyorum. Bir trabzan doladım. Aynı yere ikinci trabzanımı yapıyorum. Sıradakine geçtim. Bir trabzan. Aynı yere ikinciyi yapıyorum. 5 tane çift trabzanım olacak. Sıradakine geçtim. Bir. Aynı yere ikinciyi yapıyorum. Yine de sayayım ben. Şöyle bakın, şuradan başladık. 1, 2, 3, 4, 5 oldu. Ve her birine bir batarak ilerliyorum. Eliniz çok sıkıysa 6 tane çift batabilirsiniz. Evet, her birine bir batarak ilerleyelim. Şöyle köşede 4 sık iğne yapmıştık. İlkinin tepesine kadar gelelim. Evet, köşeye kadar geldim. Sırada köşeye battım. İlk trabzanım var. Onun üzerine bir trabzan. Aynı yere ikinciyi yapıyorum. Sıradakine geçtim. Bir trabzan. Aynı yere ikinciyi yapıyorum. Doladım. Sıradakine geçtim. Bir trabzan. Aynı yere ikinciyi yapıyorum. Bir sıraya geçtiğimizde bir 3 zincir çekmiştik ve aynı yere trabzan yapmıştık. Yani dördüncü çiftimiz de bu arkadaşlar. 3 çift buraya battık. Dördüncü çiftimiz de burada. Şimdi karşında ilk yaptığım zincir var. Tepesine batıyorum. Şöyle şuraya batarsam artırma olur. O yüzden batmıyorum. Karşındaki zincirin tepesine battım. İlmeği aldım. İlmeği içinden geçirdim. 3 zincir çekiyorum. Tığıma doladım. Aynı zincirin tepesine bir trabzan daha yapıyorum. Yani burada çift batmış oldum. Sonra sıradaki trabzanın tepesine geçiyorum. Bir trabzan yapıyorum. Ve her bir trabzana bir trabzan yaparak ilerliyorum. Evet, her birine bir batarak ilerleyelim. Burada ilk çift battığımız trabzanın tepesine kadar, buraya kadar gelelim. Evet, şöyle göstereyim. Bakın, ilk çift battığım trabzanın ilkinin tepesine bir trabzan yaptım. Aynı yere ikinci yapıyorum. Yani bir çift batmış oldum. Bu sırada bir tek bir çift batacağız. Sıradakine tek trabzan yapıyorum. Doladım, sıradakine geçiyorum. İki trabzan yapacağım. Birinciyi yaptım. Aynı yere ikinciyi yapıyorum. Sıradakine geçiyorum. Bir trabzan yapıyorum. Sıradakine iki trabzan yapıyorum. Bir. Aynı yere iki. Sıradakine tek batıyorum. Sıradakine iki trabzan yapıyorum. Bir. Aynı yere iki. Sıradakine geçtim. Bir. Sıradakine geçtim. Bir. İki trabzan yaptım. 5 tane çiftim oldu. Beraber sayalım bakalım. 1, 2, 3, 4, 5. Sıradakine geçtim. Tek battım. Ve her birine
bir batarak ilerliyorum. Evet, her birine bir batarak ilerleyelim. Burada yine ilk çift battığımız trabzanın tepesine kadar gelelim. Evet, ilk çift battığım trabzanın tepesine bir trabzan yaptım. Aynı yere ikinci yapıyorum. Burada da bir tek bir çift batacağız yine. Bakın, çift battıktan sonra sıradakine tek batıyorum. Sıradakine çift batıyorum bir. Aynı yere ikinciyi yapıyorum. Sıradakine tek batıyorum. Bir tek. Bir çift batıyorum. Ve bir tek. Şöyle sayayım. Evet, bir çift, ikinci çift, üç tane çift, bir tek battık. Dördüncü çiftimde burada ilk başladığım sıra. İlk yaptığım zincirin tepesine batıyorum. İlmeği aldım. İlmeği içinden geçirdim. 1, 2, 3 zincir doladım. Aynı yere, yani aynı zincirin üzerine bir trabzan daha yapıyorum. Çift batmış oldum yine. Sonra her birine bir batarak ilerliyorum. Dördüncü sıradayız arkadaşlar. Her birine bir batarak ilerleyelim. Yine ilk çift battığımız trabzanın tepesine kadar gelelim. Evet, ilk çift battım trabzanın üzerine bir trabzan yaptım. Aynı yere ikinciyi yapıyorum. Bu sırada da iki tek bir çift batacağız. Çift battım. Şimdi iki tane tek batıyorum. Bir battım. Sıradakine geçtim. Bir battım. İki tane tek battıktan sonra bir tane çift batıyorum. Bir. Aynı yere ikinciyi yapıyorum. Sıradakine geçtim. Tek battım. Sıradakine geçtim. Tek trabzan yaptım. Sıradakine bir. Aynı yere ikinciyi yapıyorum. İki tane tek, bir tane çift. Bir tek. İkinciye tek battım. Sıradakine bir. Aynı yere ikinci yapıyorum. İki tek, bir çift. Bir tek. İkinciye tek battım. Sıradakine iki tane trabzan yaptım. Evet. İki tek, bir çift yaparak devam ettik. Kaç oldu? Beraber sayalım bakın. Bir. Yine beş olması lazım. Bir, iki, üç, dört, beş çiftim oldu. Ve her birine bir trabzan yaparak ilerliyorum. Yine buradaki ilk çift battığım trabzanın tepesine kadar geleceğim. Evet, şöyle topuk artırmasına geldim. İlk çift battığım trabzanın üzerine yine bir çift iki tek yapıyorum. Çift battım. İki tane tek batacağım. Sıradakine tek. Sıradakine tek battım. Sıradakine çift batıyorum. Aynı yere iki trabzan. İki tane tek. Bir. İki. Sıradakine çift batıyorum. Bir. Aynı yere iki. İki tane tek. Bir. İki. Evet, burada üç tane çift battık. Dördüncü de burada. Bu yüzden karşıya zincire tığım batırdım. İlmeği aldım. İlmeği içinden geçirdim. Bir zincir ipimi kesiyorum. Tabanı tamamlamış olduk. Şöyle. İpimi de arkada saklamak istiyorum. Hemen şöyle şurada bir düğüm atıp içe alalım. Elimize dolaşmasın. Evet. Tabanımız hazır arkadaşlar. Santim olarak da vereyim. Evet, gördüğünüz gibi 12,5 santim tabanım. En olarak da şurası 6 santim. Topuk kısmı da 5 santim diyelim. Evet, şimdi diğer rengimi aldım. Bir zincir çekiyorum. İlmeğimi genişlettim. Şöyle. Yine aynı yerden başlayalım.
Trabzanlar, hatta bir sonrasından başlayayım size göstermek adına. Trabzanlarımın bakın tek tenini, yani ortadan dışa doğru, düz tarafı bana bakıyor, ortadan dışa doğru. Ben iki telini alarak yapıyorum ki daha sağlam olsun arkadaşlar. Bakın batınca şöyle ortadan şuraya batınca tek telini almıyorum, şöyle delik oluşmasın diye. Şöyle batıyorum. Arkadan bu şekilde iki telini alacak şekilde batınca daha sağlam oluyor. Evet, ortadan battım dışa doğru. İlmeğimi aldım, buradan geçiriyorum. Şöyle bir zincir tığımı dolun. Çakma sık iğne yapacağım arkadaşlar. Çakma sık iğne tığımızı doladık. Aynı yere giriyorum. İlmeği alıp hatta bir sonrakine batayım şöyle. Bir zincir daha çekip bir sonrakine batayım. Bunu da bir tane kabul edeyim. Sıradakine batıyorum. İlmeği aldım. Tek seferde çektim. Çakma sık iğne yaptım. Doladım. Sıradakine batıyorum. İlmeği aldım. Dolayıp tek seferde çekiyorum. Doladım. Sıradakine batıyorum. İlmeği aldım. Dolayıp ilmeklerin içinden geçiyorum. Bu şekilde çakma sık iğne. Sık iğneden biraz daha büyük oluyor boyut olarak. Doluyorum, tekrar gösteriyorum. Sıradakine batıyorum. Yine dediğim gibi ortadan dışa doğru batıyoruz. Sonra bu telleri alarak işlem yapacağız buraya. Buralara sık iğne yapacağız. Evet, doladım. Sıradakine batıyorum. İlmek alıp dolayıp tek seferde çekiyorum. Her birine bir batıyoruz. Artırma, eksiltme, hiçbir işlem yok. Sıranın sonuna kadar gelelim. Evet. Evet, sıranın sonuna geldim. Şöyle ilk yaptığım zincir burası. Oraya araya batıyorum. İlmeği aldım. İlmeği içinden geçirdim. Bir zincir doladım. Yine çakma sık iğne ama bu sefer normal şekilde batıyoruz. Bakın bu şekilde girip çakma sık iğne yapıyorum. Doladım, sıradakine giriyorum, çakma sık iğne yapıyorum. Yine her birine bir tane çakma sık iğne yaparak ilerleyelim. Böyle normal şekilde batıyoruz. Evet, sıranın sonuna kadar gelelim. Evet, ikinci sıranın sonuna geldim. Sıranın sonunu göstermeden önce burun eksiltmesine bu sırada başlayacağız. Üçüncü sırada başlayacağız. O yüzden nerede eksilteceğiz? O kısımları ayarlayalım arkadaşlar. Alt kısmını bu şekilde tuttum. Başlangıç zincirim gördüğünüz gibi bu şekilde duruyor. Şöyle katlıyorum. O hizada katladım. Burun kısmına kadar ilerliyorum. İlmeğim bu tarafta, burun kısmı da burada. Şöyle katlayıp tam ortadaki çakma sık iğneyi bulmaya çalışıyorum. Bakın. Tam ortadaki çakma sık iğnem şöyle tutunca bu arkadaşlar. Bakın bu. Buna dilerseniz işaret koyalım. Şöyle ip de geçirebilirsiniz benim gibi. Çengelli iğneniz yoksa yanınızda. Şöyle. Evet, böyle ip geçirdim. Şimdi sağa doğru sayıyorum. Yuvaları sayıyorum arkadaşlar bakın. 1, 2, 15 tane sayacağım. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15.ye işaret koyuyorum. Şöyle. Ben geçireceğim. Yuvasına batmıyorum çünkü orada batacağız birazdan oraya. Sağa doğru 15. çakma sık iğneme işaret koydum. Sola doğru da aynı şekilde sayıyorum. Bakın yuvaları sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Şöyle işaret koyuyorum. Ya da şöyle koyalım arkadaşlar. Çıkartınca gösteririm. Evet. Şöyle gördüğünüz gibi işaretlerimizi koyduk. Şimdi ilk yaptığım zincir var karşımda. Buraya batmıyorum. Buraya batarsam artırma olur. İlk yaptığım zincirin
Tepesine battım. İlmeği aldım. İlmeği içinden geçirdim. Bir zincir doladım. Aynı yere bir tane çakma sık iğne yapıyorum. Yani bu ikisini bir tane kabul ediyorum. Doladım. Her birine bir batarak yine çakma sık iğne yaparak ilerliyorum. Evet, çakma sık iğne yaparak bu ilk işaretimize kadar gelelim. Evet, işaretimin bir öncesine çakma sık iğnemi yaptım. Burada tığıma doladım. Sıradakine batıyorum. Trabzan yapacağız burun kısmında. İlmeği aldım, doladım. 2 ilmeği içinden geçtim. Yarım trabzan yapmış oldum. Sonuncuyu çekmiyorum. Doladım. Sıradaki çakma sık iğneme batıyorum. İlmeği aldım. Doladım. 2 ilmeğin içinden geçtim. Tığımda 3 ilmek var. Dolayıp 3'ün içinden geçtim. Yani burada bir tane eksiltme yapmış oldum. Doladım. 2 tane tek trabzan yapıyorum. 1. Sıradakine geçtim. 1 trabzan yaptım. 2 tek bir eksiltme yapacağız. 2 tek bir eksiltme şeklinde ilerleyeceğiz. 2 tekimizi yaptık. Şimdi eksiltme yapacağım. Doladım. Sıradakine batıyorum. İlmeği aldım. Doladım. 2 ilmeğin içinden geçtim. Bir yarım trabzan yapmış olduk. Doladım. Sıradakine batıyorum. İlmeği aldım. Doladım. 2 ilmeğin içinden geçtim. İkinci yarım trabzanı da yaptım. Dolayıp ilmeklerim içinden geçiyorum. İkisini bir toplamış oldum. 2 tane normal trabzan. 1 2 1 tane de eksiltme yapıyorum. Batıyorum, ilmeği aldım. İkisinin içinden geçtim. Sonuncudan geçmiyorum. Doladım. Sıradakine batıyorum. İlmeği aldım. İkisinin içinden geçtim. Dolayıp 2 trabzanımı topladım. 2 tane de normal trabzan. 2 normal trabzan, bir eksiltme şeklinde ilerliyoruz. 2 normal trabzandan sonra bir eksiltme yapıyorum. 2 tane normal trabzan, 1 2 1 tane eksiltme yapıyorum. İki tane normal trabzan, 1 2 1 tane eksiltme yapıyorum. Eksiltmeyip aynı şekilde 2 yarım trabzanı yapıp ikisini bir kapatıyoruz. 2 tane normal trabzan, 1 tane eksiltme. İki tane normal trabzan, bir tane eksiltme. Evet, bakın. İşaretimi koyduğum yerde trabzanımı, yarım trabzanımı yaptım. İkisini bir kapattım. Şöyle burada işaretimi, trabzanımı alıyorum. Yeri belli olur da artık ben yine de size göstermek adına şöyle bir sonrakinden alayım. Evet, eksiltmemi yaptım, doladım. Çakma sık iğneye devam ediyorum arkadaşlar. Şöyle çakma sık iğneme devam ediyorum. Her birine bir çakma sık iğne yaparak ilerliyoruz. Şöyle işaretimi şuraya alayım. Evet, çakma sık iğne yaparak şöyle buraya kadar gelelim. Burada karşıya sabitleyip büyük sıraya geçelim. Yine çakma sık iğne yaparak bu ilk işaretimize kadar, buraya kadar, trabzanlara kadar gelelim. Evet, işaretlediğim yere kadar geldim. Şöyle çakma sık iğne yaptım. En son doladım. Artık trabzan yapacağız. Burada batıyorum. İlmeği aldım. 2 ilmeği içinden geçtim. Doladım. Sıradakine batıyorum. İlmeği aldım. Dolayıp 2 ilmeği içinden geçiyorum. 2 yarım trabzandan sonra dolayıp ilmeklerin içinden geçtim. Yine 2 tane tek batıyorum. 2 tane tek trabzan. 1 2 2 tek trabzandan sonra bir tane eksiltme yapıyorum. İki tane tek trabzan, 1 2 bir tane eksiltme yapıyorum. İki tane tek trabzan, 1 2
Bir tane eksiltme yapıyorum. İki tane tek trabzan yapıyorum. Bir tane eksiltme. İki tane tek trabzan, bir, iki, bir tane eksiltme yapıyorum. Evet, burada bir trabzanlık yerim kaldı. Ona da trabzan yapıyorum. Sonra çakma sık iğne yaparak yoluma devam ediyorum. Arkaya geçtik. Her birine bir çakma sık iğne yaparak ilerleyelim. Evet, şöyle düzelteyim. Buraya kadar gelin. Burada bir üst sıraya geçelim. Yine çakma sık iğne yaparak devam edelim. Buradaki burun eksiltmesine kadar ya da işaretimize kadar gelelim. Evet, bakın 1, 2, 3, 4, 5. sıraya geçtim. Yine eksiltme yerime kadar geldim. Yine aynı mantıkla eksiltme yapacağız. Bir eksiltme, iki tek bir eksiltme şeklinde doladım. Yine iki tane yarım trabzan yapıyorum. 1, 2 ve ikisini bir kapatıyorum. Bir eksiltme yaptım. İki tane tek batıyorum. 1, 2. İki tek battıktan sonra bir tane eksiltme yapıyorum. İki tane tek batıyorum. 1, 2. Bir tane eksiltme. İki tane tek. 1, 2. Bir tane eksiltme. İki tane tek. Evet, iki tekten sonra şöyle bir tane eksiltme daha yapalım. Şurada bir tane kalıyor mu? Yani bir tanesini sık iğneye batmış oluyorum. İkisini bir kapattım ve çakma sık iğne yaparak devam ediyorum. Yani bir tane ileriye gelmiş oldum. Şöyle bu sırada kaç tane eksiltme yaptık beraber sayalım. 1, 2, 3, 4, 5 tane yapmış olduk. Ve yolumuza çakma sık iğne yaparak devam ediyoruz. Bir üst sırada da aynı bu şekilde eksiltme yapacağız arkadaşlar. Böyle bir sıraya geçip çakma sık iğne yaparak buraya kadar geleceğiz. Bakın bunun şeklini gayet güzel alıyor. Buraya kadar geldikten sonra yine bir eksiltme iki tane tek batacağız. Bir eksiltme iki tek. Bir eksiltme iki tek batarak diğer işaretimi, yani buraya kadar geleceğim. Sonra çakma sık iğne yaparak bir sıraya geçeceğim. 5. sıradayız arkadaşlar. 7 sıra olana kadar, yani 7 sıra bu şekilde devam edecek. Yani toplamda 7 sıra olana kadar bu şekilde devam edeceğiz. Burun eksiltmesini aynı mantıkla yapacağız. 8. sırada farklı bir eksiltme tekniği yapacağız. Onu da göstereceğim. 7 sıra olana kadar bu şekilde devam edelim. Ve 8. sırada buraya kadar gelelim. Burada eksiltmeyi size yine göstereceğim. Gördüğünüz gibi 7 sıra ördüm. 8. sırada burun kısmı eksiltmesine kadar geldim. Şöyle tığıma doladım. Bu sırada sırf eksiltme yapacağız. Batıyorum, ilmeği aldım, doladım, ikisini çektim, ikisi kaldı, doladım, sıradakine batıyorum. İlmeği aldım, doladım, ikisini çektim. Tığımda 3 ilmeğim var. Dolayıp 3'ün içinden geçiyorum. Birinci eksiltmemi yaptım. Şimdi ikinci eksiltmemi yapıyorum. Yan yana eksiltme yapıyoruz. İkincisini yaptım. Sıradaki eksiltmemi yapıyorum. Evet, üçüncü eksiltmemi yaptım. Ve dördüncü eksiltmemi yaptım.
Evet, 8. sırada 4 tane yan yana eksiltme yapmış olduk. Şimdi çakma sık iğne yaparak sıramızı tamamlayalım. Evet, sıranın sonuna buraya kadar gelelim. Evet, sırayı tamamladım. 8. sıramızı tamamladık. 9. sıraya geçtik. Bu sırada hiçbir işlem yapmayalım. Her bir sık iğneye bir sık iğne yaparak ilerleyelim. Evet, bu şekilde. Her birine bir tane sık iğne yapalım. Evet, sıranın sonuna kadar gelelim. Evet, bu sıranda 9. sıranın sonuna geldim. İlk yaptığım şöyle zincire batıyorum. İlmeği aldım, ilmeği içinden geçirdim. 3 zincir çekiyorum. Hatta şöyle batalım arkadaşlar. Şöyle burada şu şekilde ortadan dışa doğru batalım. Yine ilmeği aldım, ilmeği içinden geçirdim. 3 zincir doladım. Burada trabzan sırasındayız arkadaşlar. Buraya da desen yapacağız. Ön teli alarak desen yapacağız. O yüzden yine şu tabandan sonra yaptığımız gibi ortadan dışa doğru bir dolayıp iki defa da çektiğim trabzan yapıyorum. Böyle. Ortadan dışa doğru trabzan. Her birine bir batıyorum. Lastik örgü yapacağız. Gördüğünüz gibi burada çizgi şeklinde görüntü oluşuyor. Oraya da dantel deseni yapacağız. Her birine bir trabzan yaparak sıranın sonuna buraya kadar gelelim. Evet, sıranın sonuna geldim. Saydım arkadaşlar, 43 tane trabzanım var. Şöyle bir tane şuraya batıyorum. 44 tane olmasını istiyorum. Çift sayı olursa tam denk gelir o yüzden. Hatta keşke şu boşluğa da batsaymışım. Evet, şimdi ilk yaptığım zincire batıyorum. İlmeği aldım, ilmeği içinden geçirdim. Lastik örgü yapacağız. 3 zincir çekiyorum, tığımı doladım. Sıradaki trabzana bu şekilde önden beline dolayarak trabzan yapıyorum. Tığımı doladım. Sıradaki trabzana da arkadan, bakın, arkadan bu şekilde girip trabzan yapıyorum. Doladım. Bir önden beline dolayarak trabzan, bu şekilde dolayarak. Bir de arkadan şöyle bu şekilde dolayarak trabzan. Bir önden beline dolayarak trabzan. Bir arkadan beline dolayarak trabzan yapıyoruz. Bir böyle. Arkadan da şöyle şu şekilde de batabilirsiniz. Bakın böyle. Bir önden dolayarak, bir de arkadan dolayarak sırayla devam edelim. Sıranın sonuna kadar gelelim. Evet, ikinci trabzan sıramın sonuna geldim. Şöyle en son arkadan doladım. Şimdi bir tane önden doladığım trabzanımı örüyorum. Ve karşında ilk yaptığım zincir var. Zincirin tepesine batıyorum. İlmeği aldım, ilmeği içinden geçirdim. 3 zincir doladım. Şimdi önden doladıklarımızı yine önden dolayarak trabzan yapıyoruz. Arkadan doladıklarımız da bakın arkada duruyor. Onu da arkadan beline dolayarak trabzan. Öndekileri önden dolayarak batıyoruz. Arkadakileri de arkadan dolayarak trabzan yapıyoruz. 3. sıradayız. Toplamda 4 sıra örelim. Daha uzun da yapabilirsiniz. Daha kısa da olabilir. Size kalmış 3 sırada da tamamlayabilirsiniz. Evet, 4'e tamamlayıp döneceğim. Evet, 4. sırayı da tamamladım. Beraber sayalım, bakın 1, 2, 3, 4 sıra örmüş oldum. İlk yaptığım zincirin tepesine batıyorum. İlmeği aldım, ilmeği içinden geçirdim. Bir zincir, ipimi hafif uzun bırakıp kesiyorum.
Şöyle ters kısmını çevirdim. İpimi burada biraz yürütüp şöyle şuraya geçirip bir zincir çekiyorum. İyice burada sıkılansın, sağlamlansın diye. Biraz daha yürütüp keseceğim. Evet, fazlasını alıyorum. Evet, bu aşamayı da tamamladık. Gördüğünüz gibi patik şeklini aldı. Şimdi şu taban çevresini gidelim arkadaşlar. Evet, diğer rengimi aldım. Şöyle bir zincir çektim. Şöyle topuk arkasından başlayalım. Buraya bakın. Burada gördüğünüz gibi tellerim var. Sık iğne yapıyorum. Yani başını dolamadan batıyorum. Bu şekilde tutuyorum. Gördüğünüz gibi. Her birine bir tane sık iğne yapacağız. Evet, tamamen etrafını gidelim. Görüntü bu şekilde olacak. Evet, sıranın sonuna geldim. İlk başladığım sık iğnenin tepesine batıyorum. İlmeği aldım, ilmeği içinden geçirdim. Bir zincir ipimi biraz uzun bırakıp kesiyorum. Şöyle iç tarafa alacağım ipimin fazlasını. Evet, şöyle alıp burada düğüm atıp saklayacağım. Şöyle. Düğüm atmaya da bilirsiniz ya da şöyle aralardan ince yürütebilirsiniz. Tamamdır. Şöyle fazlasını kesiyorum. Şöyle bakayım, pürüz var mı? Bir de şu varmış. Onu da yukarıya çekeyim. Evet, tamamdır. Tamam da bu şekilde oldu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi gayet güzel oldu. Şimdi desenin yapımına geçelim. Burun kısmında gayet güzel oldu. Aynı renk ipimle bir zincir çekiyorum. Şöyle arkadan başlayalım yine. Gördüğünüz gibi çizgisi belli. Buralara sık iğne yapacağım. Şöyle şuradan başlayayım. Tek teli alarak sık iğne, yani başına dolamadan batıyorum. Yine bu şekilde tutuyorum. Böyle her birine bir sık iğne yaparak sıranın sonuna kadar gelelim. Evet, sıranın sonuna geldim. Erkekler için örmek isteyenler bu şekilde de bitirebilirler arkadaşlar. Bu şekilde tamamlayabilirler. Kopartıp bu şekilde kullanabilirler. Ya da ayrı bir videosu var arkadaşlar. Orada çok hoş bir modelim var. Onun da linkini atarım size isterseniz. Evet, şimdi dantel kısmını yapacağız arkadaşlar. Şimdi ilk yaptığım sık iğneye batıyorum. İlmeği aldım, ilmeği içinden geçirdim. 4 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3 ve 4. Tığıma doladım. Aynı sık iğneye bir tane trabzan yapıyorum. Bir dolayıp 2 defa da çektiğim. Tığıma doladım. Bir sık iğne atlıyorum. İkinciye trabzan yapıyorum. Bir zincir doladım. Aynı yere, aynı sık iğneye bir trabzan. Tığıma doladım. Bir sık iğne atlıyorum. İkinciye trabzan yapıyorum. V şeklinde yuvalar yapıyoruz. Bir zincir doladım.
Aynı sık iğneye bir trabzan. Şöyle görüntü bu şekilde. Doladım. Bir tane atlıyorum trabzan. Bir zincir. Aynı yere trabzan. Doladım. Diğerine geçti. Zincir çekmiyorum. Doladım. Bir tane atlıyorum. İkinciye trabzan. Bir zincir. Doladım. Aynı yere trabzan. Evet. Bu şekilde. V'ler yapıyoruz. Yuvalar yapıyoruz. Sıranın sonuna kadar. Yani buraya kadar gelelim. Evet. Etrafını bu şekilde gittim. Sıranın sonundayım. İlk yaptığım zincire bakın bu şekilde batıyorum. İlmeği aldım. İlmeği içinden geçirdim. Bir de bu yuvanın içine bakın. Bir zincir çektim. Yuvanın içine başına dolamadan batıyorum. Bir zincir çektim. Tığıma doladım. Bu V'nin içine başına dolamadan battık. Tığımıza bir zincir çekip doladık. Sıradaki yuvaya bir dolayıp iki defa da çektiğim 5 tane trabzan yapıyorum. 2 aynı yere 3 aynı yere 4 aynı yere 5. trabzanımı yaptım. Sıradaki yuvaya başına dolamadan batıyorum. Tığıma doladım. Hiç zincir çekmeden sıradaki yuvaya 5 tane trabzan. 1 2 3 4 ve 5. Şöyle göstereyim. Sıradaki V şeklindeki yuvaya başına dolamadan batıyorum. Doladım sıradaki yuvaya 5 tane trabzan. 1 2 3 4 ve 5. Sıradaki yuvaya başına dolamadan batıyorum. Hiç zincir çekmeden tığıma doladım. Sıradaki yuvaya 5 tane trabzan. Evet, 3 tanesini yaptık arkadaşlar. Diğerlerini de tamamlayalım. Sıranın sonuna kadar gelelim. Evet, sıranın sonuna geldiğim gördüğünüz gibi. İlk başladığım sık iğneye batıyorum. İlmeği aldım. İlmeği içinden geçirdim. Şöyle bir zincir. İpimi biraz uzun bırakıp kesiyorum. Tam 11 tane yarım ayım oldu arkadaşlar. Şöyle beraber sayalım. 3, 6, 9, 10, 11. Şöyle alt taraftan saklayalım. Ben yine garanti olsun diye bir zincir çekip düğüm atıyorum ki çıkmasın. Evet, bitti. Gördüğünüz gibi böyle tok duruyor arkadaşlar. İpin kalitesinden de böyle normal patik ipinden yaparsanız böyle elinizi sıkı tutarsanız böyle yine tok durur. Şöyle çok tatlı, çok şirin olduk. Ben diğer eşinle göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi 2-3 yaş kız çocuklarına çok tatlı, çok şirin olur. Böyle cıvıl cıvıl renkli de yapabilirsiniz. Benim gibi koyu renkte kullanabilirsiniz. Çizme şeklinde, bot şeklinde. Eğer ki parkede kayıyorsa arkadaşlar alt kısmına şöyle küçük küçük silikonlar sıkabilirsiniz. Silikon sıkıp böyle bastırın. Elinizle ya da kalem ucuyla şöyle bastırın. Böyle kayma yapmaz arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Evet, inşallah anlatımdan memnun kaldınız. Beni izleyerek yaptığınız için çok çok teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Videolarımı beğenip paylaşırsanız, yorum yaparsanız bana destek olmuş olursunuz. Eğer ki bu modeli şimdi değil de ileride örmek isterseniz de kaydet butonuna basın. Daha sonra kaydettiğiniz videolar arasında bulabilirsiniz. Sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.